ve sırada önemli bir haberimizle devam ediyoruz. Türkiye'nin ekonomi programına uluslararası kuruluşlardan pozitif değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Uluslararası para fonu IMF'den sonra Dünya Bankası'ndan da önemli bir değerlendirme geldi. Makroekonomik istikrarı sağlamaya yönelik programda adım adım gidilmesinin, gidilmesi tercihinin doğru olduğunu vurgulayan Dünya Bankası Türkiye ülke direktörü Türkiye'ye atacağı adımlarda destek olmaya devam edeceğiz dedi. Detayları izleyelim. Türkiye'nin ekonomi programı uluslararası kuruluşlardan tam not alıyor. Uluslararası para fonundan sonra Dünya Bankası'ndan da olumlu bir değerlendirme geldi. Ekonomi gazetesinin sorularını yanıtlayan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Umberto Lopez, Türkiye'nin uyguladığı istikrarı sağlamaya yönelik programda adım adım gidilmesinin doğru olduğunu söyledi uluslararası piyasalar ve kuruluşların tavırlarının da aynı yönde olduğunu, geniş kapsamlı bütüncül bir programın ancak makroekonomik istikrarın sağlanmasıyla mümkün olabileceğine işaret etti. Lopez atılan adımlara ilişkin, Türkiye çelişen hedefleri birbiriyle uyumlu hale getirmek, makroekonomik istikrarı sağlamak konusunda önemli adımlar attı değerlendirmesinde bulundu. Lopez sadece Dünya Bankası'nın değil, not artışları, Büyük finansal kuruluşların Türkiye'ye yatırım önerileri ve CDS'lerin de uluslararası finans piyasalarının tavırlarını da gösterdiğini ifade etti. Yüksek enflasyon ve faize rağmen bütüncül bir programa geçişin istikrarı sağlamanın ardından mümkün olabileceğini sözlerine ekledi. Türkiye'nin uyguladığı programa destek vereceklerinin altını çizen Lopez, mevcut ekonomi ekibinin Türkiye'yi bu yönde ilerletme becerisine sahip olduğuna inancım tam. Biz sadece Türkiye'nin yanındayız ve istediği sürece Türkiye'ye atacağı adımlarda destek olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Dünya Bankası'nın Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkat kesildiğini kaydeden Umberto Lopez, bu alandaki yatırımların ekonomik gelişim için de önem taşıdığını, Güneş ve rüzgarın şimdiye kadar en ucuz enerji kaynağı olan kömürden daha düşük maliyette elektrik sağlamaya başladığını vurguladı. IMF Türkiye masası şefi James Walsh da ekonomi programına ilişkin Türkiye'nin doğru yönde ilerlediğini ve enflasyonun düşeceği konusunda hemfikir olduklarını açıklamıştı.